Hazreti Nuh'un etrafında çok az kimse var. وَمَا اَمَّنَ مَعْهُ اِلَّا قَلِيلٍ Bunlar, Cenab-ı Hak onları o büyük felaketten tahliye etti bu gemi üzerinden. Tabi bunun bize anlatımı, Cenab-ı Hakk'ın bunu hep ve benzerini yapacağı, yeryüzünde dönem dönem filmi kesip büyük felaketler ile İster bölge bölge, şimdilerde öyle de olabiliyor. Bir bölge, bir mıntıka bakmışsın büyük bir felakete uğruyor. Ama burada iman eden kimseler neticesinde kurtuluyorlar, iman etmeyen kimseler helak ediliyorlar. Ve bu bakış açımızda biz kurtulmayı canlı kalmak gibi görmüyoruz sadece. Çünkü canlı kalmak, eğer kurtulmak canlı kalmak olursa zaman sonra ölmek yine aynı sona varmak gibi olur. O zaman tufanda helak olanlar sonradan helak olanlara ne fark etti? Siz de bizim gibi helak oldunuz derler. Allah Azze ve Celle'nin necatı bizim necat kavramımız. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِ اِلَى nar Ayetindeki gibidir. Ey kavmim ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Dolayısıyla resmin son kalıcı hali ve artık değişmediği halinde hangi tarafta yer aldın? Sonsuz mutlu olan cennettekiler gibi mi? Yoksa sonsuz azaba uğrayan cehennemlerdekiler gibi mi? Bir taraf helak olanlar, sonsuz helaka felakete uğrayanlar, bir taraf saadete kavuşanlar. O yüzden peygamberlerin hepsi insanları necata çağırdılar. Ezanda bile biz Hayya alel felah diye necata çağırıyoruz. Kurtuluş. Bu kurtuluş dünyada hayatta kalmak, sıkıntılar, felaketler gelinde biz ölmeyip diğerlerin ölmesi gibi basit, kısır buraya ait bir şey değil. Sonsuza uzayan Cenab-ı Hakk'ın kalıcı olarak vaat ettiği bir mutluluğun ta kendisi. O yüzden hakkan aleyna nuncil mu'minin dediği Cenab-ı Hakk'ın müminlerin tamamı bugüne kadar ölmüş olduğu halde hepsini Cenab-ı Hak kurtarmıştır. Yani Allah'ın necatı onlar için gerçekleşmiştir. O nasıl bir necat? Allah yolunda öldürülse bile Cenab-ı Hakk'ın onlara öl ölüler demeyin dediği, Allah'ın katında rızıklandırılan bir boyuta geçtikleri bir necat söz konusu. Bu öyle bir mutluluk, bu öyle bir muştu ki Cenab-ı Hak onların, bu dünyadan Allah Azze ve Celle uğrunda ölerek öteye intikalini فَرِح۪ينَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ Öyle mutlular, öyle mutlular ki bu Cenab-ı Hakk'ın onlara fazlından verdikleriyle. En büyük fazlı Allah'ın onlara وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا Onları şehitler edinmiş olması. Bunu Cenab-ı Hakk'ın kendilerine büyük bir lütfu ve ihsanı olarak gördüler ve geriden gelenlere de müjdeler gönderdiler. Ferahîn bimâ âtâhumullâhu min fadlihi ve yestebşirûne billedîne lem yelhakû behüm. Henüz kendilerine kavuşmamış olan geridekilere de müjdeler gönderiyorlar ki en lâ havfun aleykum. Korkacak bir şey yok. Yani ölüm Allah için oluyorsa şayet onun uğrunda, onun yolunda ise iyi bir ölümse hiç korkacak bir şey yok. La havfun aleyhim ve lahum mihzanun ne de geride bıraktıklarınızdan ötürü. Yani işini bırakıyor, ticaretini bırakıyor. Ailesini bırakıyor, hanesini bırakıyor, dostlarını bırakıyor. Çevresini bırakıyor, kariyerini bırakıyor. Onca yatırımını, her şeyini bıçak gibi kesip geliyorsun. İnsanın gözü düşer geriye hüzün. Hayır, hüzünlenecek bir şey de yok. Çünkü öyle bir ortama intikal ediyorsun ki kısıtlı sığ hayattan gerçek hayata intikal ediyorsun. La khawfun aleyhim ve la hum Müminlerin bakış açısı bu hayata. Hal böyle olunca böyle Allah azze ve celle uğrunda ölümü ve mallarıyla ve canlarıyla cihat edebilen yaklaşımı göze alabiliyorlar. Aksi takdirde dünyaya bağlanan, ağırlaşan, dünya yı amaç edinen ve bu uğurda etrafındakiler bile etrafındakiler ile bile didişen vahşi yarışçı kimselere dönüşüyorlar ve bireyselleşen dolayısıyla da fedakarlığı, diyarganlığı kaybeden kimselere dönüşüyorlar. Bu büyük sıkıntıdan Allah azze ve celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı fenecenahu ifadesiyle kurtardı ve ödül olarak da hepimizi onun soyundan kıldı. Hepimiz Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın soyundanız. Kalksa görse ki, Ya Rabbi yeryüzünde hiç bırakma başkalarının soyundan, onlar kafir, onlardan kafirler türer anca. Değişinden sonra kalksa görse ki, yeryüzündekilerin tarih boyunca yani kendisinden sonraki, yaşayanların hepsi kendi soyundan ama çoğu akletmeyen, çoğu yine kafirlerden ibaret. Böylece o zaman yani gözle görür ki soy değil insanı yani insan imanını soyundan tevarüs etmez. İnsan faziletini soyundan tevarüs etmez. İnsan Allah Azze ve Celle katındaki değerini soyundan tevarüs etmez. Bu yanlış bir düşüncedir. Bir soyun böyle bunu Resulullah'a da adapte ettiler. Yani o da böyle hep tertemiz soylar üzerinden geliyor. Şia'da da buna yakın bir yaklaşım. Akideleri neredeyse yine o imamlar üzerinden aynı soyu aynı pak şekilde tutup yönetimde görmek istiyorlar. Yani insan soyunun ürünüdür ve soyundan bir asaletle ki bu cahiliye düşüncesi. Asalet dediğiniz şey de nedir? Eğer kişinin kendisi Allah Azze ve Celle'ye karşı iyi olmamış ise o zürriyet Hz. İbrahim'den bile gelse ne hallere geldiğini görüyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak cennete koyduklarının peşleri sıra onların zürriyetinden cennete girecekleri وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ Ve babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlar onun peşleri sıra cennete girebilecekler. Kişinin kendisi salih olmadıysa, kişinin kendisi Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlu davranmadıysa, Allah'ı tanımaya yanaşmadıysa, Cenab-ı Hakk'ı sevmeye ve ona saygılı yaşamaya iradesini koymadıysa ve bu iradesini karşısına çıkan zorluklara rağmen perçinleyip pekiştirip bir kararlılık ile duruş sergilemediyse, çünkü her iradesini koyanı da Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Önüne zorluklar çıkarıyor. Ne pahasına diye soruyor her defasında. Hayat bizim önümüze hep ne pahasına diye açılıyor. Yani malın pahasına, ha evet malın pahasına Cenab-ı Hak'tan yana tarafım diyebiliyor insan. Sonra sağlığından Cenab-ı Hak yokluyor. Sağlığın pahasına Cenab-ı Hak'tan yana ta tarafım. Sonra eşinden, evladından, sevdiklerinden yokluyor. Eğer birinden birinde yeter artık ya Rabbi ben sana kızdım, isyan ediyorum. Nedir bu benim hayatımda beni sağdan soldan yokluyorsun diye meydan okumaya girişir. Tahammülünü ve sabrını ben kulum işte. Cenab-ı Hak bana ne yaparsa onun hayatımda yaptıklarına sabır ile ve teslimiyet ile karşılık vermeliyim den cayarsa kul yoldan çıkıyor. Çünkü Allah'a olan teslimiyetimiz, hayatımızı her yönüyle yöneten Cenab-ı Hakk'ın bize her ne yaşatıp isabet ettirirse hepsine hamd ederek elhamdülillahi ala kulli halin dünyanın böyle bir süreç olduğunu, sınandığımız bir süreç olduğunu bilerek ve zorluklar daha artarsa da seviyemizin yükseldiğini, oyunumuz yani oyunumuzdaki zorluğun şiddetinin arttığını bu sınavımızı kastederek söylüyorum. Ve sona daha çok daha yakınlaştığımızı düşünecek bir bakış açısıyla. Ki Cenab-ı Hak bir sahnede peygamberleri anlatıyor. Bunlar artık zorluk şiddeti öyle bir seviyeye gelmiş ki tükenmek üzereler. Yani neredeyse çözülmek üzereler. وَكَاَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَعْهُ rebbiyuna kesir fema wehnu lima asabuhum fi sabilihi devam eden ayette ve zulzilu öyle depremlere uğrattık ki öyle sarsıntılardan geçirdik ki onları hatta yaqule'r rasulu vellezina amenu ma'ahu öyle bir an geldi ki peygamber de dahil onunla birlikte iman etmiş olanlar dediler ki meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek Doruktalar artık. Zorluğun doruğu. Zorluğun sıkıntının en üst olduğu o an Cenab-ı Hak da diyor ki Ela inne nasrallahi qarib. Allah'ın yardımının da en yakın olduğu andı. Yani bitmek üzere. Hani diyor ya en dipteyiz. Tek bir güzel yanı var. Bundan daha aşağısı yok artık. E, dibe vardık diye. Hayatta da Cenab-ı Hak bizleri verdiği bütün imkanlar ile sağdan soldan önden, arkadan, alttan, üstten yoklayıp zatına olan bağlılığımızı, ona olan imanımızı ve güvenimizi, ne kadar sahiplenip sahiplenmeyeceğimizi, zoru görünce vazgeçip kulle ma ile ilal fitneti urki sufiha. Sıkıntıya gelince hemen tepetaklak oluyorlar diyor Cenab-ı Hak kimi münafıklarla ilgili olarak. Şimdi Hz. Nuh Aleyhisselam bu süreci böyle sabırla tamamlamış. Dile kolay çok uzun yıllar. Resulullah da zorlanıyor. Yani sabretmesi sıkışıyor, bunalıyor, zorlanıyor. Cenab-ı Hak dönüp Allah'ın Resulüne Hazreti Nuh Aleyhisselam örnek gösterip bak o nasıl sabrettiyse ulul azm peygamberler nasıl sabrettiyse sen de sabret diye tesellide bulunuyor. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأَيِ الْمُرْسَل۪ينَ Sana önceki peygamberlerin haberleri geldi. Buradan almalısın ibreti. Onlar gibi sabret. hasbir كَمَا صَبَرَ اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ Bu sabrı neticesinde Cenab-ı Hak sürecin hitamına sonuna doğru artık Hz. Nuh Aleyhisselam'ın o uzun süren zorlu yıllarını tamamlamak üzere bu gemide onu kurtardı.